Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi ben utangaç ve içine kapanık gülümümü gizlemeye çalışırken Cenk amcanız şapırdak böpüyle şapırdak böp şapırdak böp yani. Ciklet çiğneyen bir sokak serserisini canlandırdım bu performansımı. Ama onu canlandırırken böbürlendin aynı zamanda. Bir daha alabilir miyim şey? Böbürlenen bir sokak serserisi. Hem de cikletim yani diğer çetedeki herkesin cikletlerini Venedan Ovalı'ya topladığım için pabuç kadar oldu. Zar zor çiğniyorum. Serser kabilesinden Serseriler isimli belgeselini izlediniz Cenk amcanızın sevgili izleyiciler. Bugün sevgili izleyiciler Gallıç adını verdiğimiz son derece onimli bir dostumuzu tanıyacağız. Ramazan ayı içerisinde son derece ünlü, meşhur, serinletici bir tatlımız. Aynı zamanda tabii sadece Ramazan'da hatırlanan, diğer 11 ay içerisinde unutulan, adı bile anımsanmayan bir sevgili dostumuz. Arasanız Ramazan dışında hiçbir yerde bulamazsınız Gallıç adlı dostumuzu. Aslında Ramazan'da da bulamasak fena olmaz. Ben pek sevmem kendisi. Sen sever misin Cenk'ciğim? Yani bir sütlü Nuriye, bir şöbiyet varken tabii ki kendisine pek şey demeyiz. Ama sen yine de varsa yersin. Bazen yiyordun. Üzerine zevksizsin. Bazen yerim. Yani üzerine gül suyu dökmedilerse. Bazıları üzerine gül suyu döküyor. Ben de diyorum ki neden gül suyu döktün? Keşke kolonya dökseydin. Yani o gül suyu da bu bir şeye benzemedi dur bari. Gül suyu dökeyim falan diye mi? Yoksa yanlışlıkla hani Graham Bell'in siyanürü telefonun üzerine dökmesi gibi bir şey mi diye düşündüm. Ama o en azından telefonu buluyor. Burada gül suyunu yanlışlıkla döken bula bula güllaçı buluyor. Belki güllaçın aslında ne olduğunu hala bilmiyoruz. Belki bir telepatik karşılığı yiyince telepati sağlıyordur. Yani telepati sağlayan bir şeyi 6 liraya satmazlar diye düşünüyorum. Ama donmuşu o yüzden inceliyoruz. Donmuş çünkü, mu? Donmamış olanı bile olan bir dostumuzun donmuşu acaba nasıldır? Donmamış olanı nasıl ya? Bu hiç de soğuk durmuyor. Ayrıca dışarıda duruyordu. Tamam, ver ben açayım Cenk, anladım. Gerçekten. Senin kuvvetine göre yapılmamış. Çok zor bir açılımdı. Hayır, açılması mümkün değil. Demek ki bunu bu sistemle yapmamışlar. Bir daha bir zorla bakalım. Belki açarsın ya da sen oradan tut, ben buradan tut. Gerek kalmadı. Ben fermuarını açtım. Ama işte öbür türlü çok havalı olacaktı. Evet, keşke bu tekniği size gösterseydim. Sevgili izleyiciler, bu tarz paketlerin suyu dediğimiz açılım yönü diklemesine yapılır. Dolayısıyla şöyle tutup Cenk amcanız gibi zorlayacağınızda şuradan hafif bir yırtıp şu üst kısmından, bakın şu T kısmını görüyorsunuz ya, bunu hafif bir yırtıp cart diye aşağı çektiniz miydi? İşte cips paketleri olsun, ona bağlı bir takım sistemler olsun, hepsi açılacaktır. Evet, Erdem amcanız önce yardırarak açmayı deneyip beceremeyince pek çok mazeretle kendini yerlere serdi. Yazıklar olsun diyor, kendisini kınıyor. Hangi paket nasıl açılır kitabımda bütün bunları görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Art gördüğü gibi ortada bir şey. Kağıt, kaba kağıt. Bu şey. Ufalay. Sen söyle, kağıt helva. Hayır, kağıt helva değil. Bu taş yünü adını verdiğimiz izolasyon malzemesi. Betopan ya da alçıpan dostlarımızın aralarına yığılan hem su geçirmezliğini hem ses geçirmezliğini sağlayan son derece önemli bir şey. Özellikle stüdyolarda çok kullanılır değil mi Cenk'ciğim? Evet, fakat soluması oldukça risklidir. Soluman iklim. Dikkatli olun. Bu böyle yeniyor mu yani? Yenmiyordur diye ümit ediyorum. Gördüğün gibi yenmiyor. Yenmeyen oğullarında. Bu aslında paketmiş. İçi nerede? İçi mi? Çünkü bu böyle paket gibi bir şey. Yani hepsi içinde dedi adam. Yani bunun herhalde böyle, şimdi tabii eskiden benim bildiğim bu yıvırlah oluyor. Ama birleşince yıvırlah oluyor yani, bak şöyle biraz. Evet, yani o anlaşılıyor biraz, zaten. Biraz Indiana Jones gibi düşünelim. Evet, yani Indiana Jones'un 0-2 yaş grubuna hitap edelim. Evet, şöyle yaptık ve çok yıvırlah güzel oldu. Evet. Şöyle. Dört parçası böyle... O zaman bunu üstüne bir daha koyuyoruz. Arasına sütümüzü. Ne koyuyorlar arasına? Ceviz falan koyuyorlar. Ceviz mevz. Ceviz. Fıstık ezimi. Evet, gerçekten yani bunu tatlı diye yiyen adam da affedersiniz, kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Zerre kadar zevk yoktur, kusura bakmayınız. Bir yandan baklavaya tatlı deyip bir yandan güllaça tatlı diyen zihniyeti kınıyorum. Gerçekten güzel konuştun. Keşke dinleseydin. Teşekkür ederim. Bu kaşarlısı olmaz mı? Mesela arasına buraya patates, kıyma falan da koyup gözleme diye gözleme usulü yenilebilir. Bilemiyorum ya. Yani. Bunun yufka olduğuna emin miyiz? Ya da suyu iyice emdirilmiş yufka değil, bu muhtemelen Nishas Thai adını verdiğimiz nişasta ya da pillerde de kullanılan nişadır olabilir. Ya da bildiğin jel olabilir. Evet, kelle paça çorbasına çok sık rastladığımız gel. Züberaytung veya preparasyon
Holy Diva yazıyor. Evet, bakalım nasıl yapıldığı mı yazıyor. Ha, içerisinde. İçerisine kaymak, ceviz, fındık, badem, fıstık, kabak. Evet, son kabak kısmı benim söylediğim gibi oldu sanırım. Evet, nasıl yapıldığını söyleyeyim mi? Hazırlanışını söyleyeyim mi Cenkciğim? Tamam, onları arasına koy, sonra fırına koy. Hayır, diyor. 750 mililitre su, süt ve 250 gram şeker kaynatılıyor önce. Evvela. Ne diyorsun? Evet, kaynamış şekerli süt. Ondan sonra karışım ılık hale geldikten sonra uygun bir kapta her bir güllaç yaprağı parlak tarafı üzerine gezdirilir. Ne tarafı parlak bunun? Both sides. Evet, shiny. Evet, her iki tarafı da parlak görünüyor. Ha, şurası. Ya bu, bir tanesini de ayırt ettim. Burası daha parlak. Ben de az daha yelpazemi ters taraftan sallıyordum. Geniş tarafı yukarı gelecek şekilde sallanır. Evet. Ama biraz fazla sallandı. Dağlara dökülen bir yelpaz. Ki Japon teyzelerimizin bunlarla fış diye adam öldürdüğünü düşünürsen ninja olanlarının. Bak, yapraklar bittiğinde kalan süt güllaçların üzerine dökülür. Ya süt kalmazsa, yani diyelim öyle bir süt yapmışız ki yapraklar bitti, süt de bitti. İşte ona göre yapmayacaksın. Biraz fazla mı? Yaprağından biraz fazla mı olacak? Bak şimdi bak, sen benim tekniğimi gör. Gerçekten çok iyi, tam bir güllaç üstadısın Cenkciğim. Daha sonra buzdolabı veya serin bir yerde yarım saat bekletildikten sonra üzerine ceviz, badem, fıstık, fındık ve arzuya göre gül suyu ilavesiyle servis yapılır. İstenirse meyve ve dondurma ile de sunulabilir. Afiyet olsun. O son cümle çok iyi olmuş. Teşekkür ediyorum. Yani nerelerde bizi özgür bıraktınız sürede. yani dondurma ile yiyemiyoruz kusura bakmayın diyen bir dostumuz çıkmasın diye. Ama eğer çok acıkırsanız bunun arasında şöyle güzel şöyle salam yapıp şöyle çat diye katlayıp kat yiyebilirsiniz. Evet, ama bu kadar acıkmış olmanız için 4 ay kadar bir şey yememiş olmanız gerekir sevgili izleyiciler. Evet, aynı zamanda evde illaki kuşa kağıdına basılmış bir dergi vardır. Bir sayfasını koparıp onun arasına koyup yiyin, daha lezzetli olur. Hiç değilse o resimlidir, yani üzerinde bir yerken bir şeyler de okursunuz. Bunda o da yok. Bu arada sevgili izleyiciler, paketin dibinde bir miktar kırıntısı kaldı. Sanırım bu da en vitaminli yeri. Yani üzerine fazlalık sütü dökeceğimize şu fazlalık kırıntıyı dökeriz. Çok daha güzel olur. Hani güllaç sevenler için. Ya da onu evde kedimize falan veririz. O da güllaç yemedim demez. Ona göre miyavlar. Acaba şöyle bir şey olsa ben bunu sever miyim? Yani mesela biraz süt değil de normal şerbet hazırlayıp kadayıf şerbeti veya baklava şerbeti. Bunu da tepsiye dizip şerbeti üzerinde gezdiriyoruz. Güzel bir şerbeti. Ondan sonra arasına fıstık koyup sarıyoruz. Arasına mı fıstığı sonradan koyma şu an? Evet, arasına koymamamız lazımdı. Yani üstüne önceden fıstık koyup sarıyoruz. Ha, ondan sonra da güzel baklava dilimi şeklinde yiyoruz bunu. Öyle olur mu? O zaman olur. Yer miyim? O zaman o zaman da yemez. Yine mi sevmem? Evet, yani bu bir garip olmuş. Keşke yapmasaydık falan diyerekten bırakırsın. Ama bir dükkana gidip böyle yapsalar mecburen yersin çünkü bir şey diyemez. Evet, üstelik üstüne para da veririm. Çok tanıdıklı bir dostumuz değil Allah'ın kahretsin. Süper güçlerini lütfen güllacın üzerinde kullanma. 10 üzerinden 2 veriyorum. Ben de 10 üzerinden 2 veriyorum. Ramazan ayı dışında bunu görmediğimiz için de mutluyum sevgili izleyiciler. Sen mutlu musun Cenkciğim? Ben şu an çok mutluyum. İzleyenleri bu şeyli buzlu bir camın ardından koruyorum. Ha, o maksatla da kullanılabilir. Yani olur A. Bir yerde hani görünmesini istemediğiniz bir yere girdiniz ama cam buzlu değil. Cebinizden çıkaracağız bir paket güllacı. Ve yanınızda taşıdığınız su tabancası sıkarak tek kullanımlık bir buzlu cam elde edebilirsiniz gibime geldi. Zaten evet. Anca o işe yarayabilir. Kaç paraydı? Yani o güllaç oradan süzülene kadar siz üstünüzü değiştirebilirsiniz. 6 lira mıydı bu? Öyle bir şeydi, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Değmez mi Cenkciğim? Değer, ben hemen 20 tane falan alacağım. Ben zaten 19 tane daha var, aldım. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.